Zamanla da yayılamadı. Yani biz yıllardır 2023 seçimlerini konuşuyoruz ama 30 gün kaldı daha kampanyayı konuşmaya başlayamadık. Aday Cumhurbaşkanlığı adaylığını tartıştık, şimdi bunları Tabii. tartışıyoruz. Çok kısa zamanda e, bu tek liste girme kararı alındı ve bu listeler oluşturuldu. Dolayısıyla orada da öyle bir e, şey var, şu tolerans e, noktası var a şeye gelecektim seçmen Bu arada taşlarına. şimdi az önce e, şimdi Yasemin bildiriyor bana e, danışmanı ile konuşmuş. Meral Danış Beştaş'ın e, tekrar geçmiş olsun. Hayati tehlikesi yok. Müşahede altında trafik kazası geçiren Meral Danış Beştaş sırtında bir kırık varmış yalnız. E, dolayısıyla bunu söyleyelim. Başka bir bilgi gelirse aynı şekilde paylaşırız. irtibat halinde arkadaşlarımız. Buyurun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ee, bu arada biraz Cumhur İttifakı'na da gelsin çünkü Hüdapar'a gidildi. Az önce ifade edildi. Evet, yani. kaç... çok Özür dilerim. Benim söz sırasını bozmamak adına şey yapmadım. Benim birkaç itirazım var. Tabii tabii dinleyeceğiz. Tamam. Cumhur İttifakı'na dair de ikisini aynı sepetle tamam, değerlendirir Son derken. kısımla ilgili şunu tamam. da ekleyeyim. Tamam. Şimdi sağda şunu görüyoruz biz. Bugüne kadar özellikle diğer muhafazakar seçmen AK Parti'yi savunurken karşısında ya da onu eleştiren argümanlar itibariyle CHP'li seçmeni görüyordu. Ve küçük kamusal alanlarda, yani makro alanlarda değil, kendi çevresinde, arkadaş çevresinde, akraba çevresinde, çoluğuyla çocuğuyla bu işleri tartışırken, çok da iktidarı eleştiren argümanları duymuyordu. Şimdi bu ittifaktaki çeşitlilik vasıtasıyla biz şuna çok tanık oluyoruz. Çevresinde güvendiği, kredi verdiği, insanlardan da iktidar eleştirisi gelmeye başladı. Bu etkiyi e, CHP'nin yaratması onlar kadar kuvvetli e, olamazdı sahada ve bu e, etkinin de yansımaları oluyor. Dolayısıyla bu iki efekti düşündüğümüzde oy oranlarına bakmaksızın ittifakın bir enerji yarattı ve e, toplamda... E, bu seçimde muhalefete önemli bir katkı sağladığını söyleyelim. Peki bir virgül koyalım. Kısacık bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Sadece birkaç dakika değerli izleyiciler. Lütfen ayrılmayın. Ee, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı stratejilerini biraz da isimlerden bağımsız tartışacağız. Ama İsmail Saymaz itirazlarım da var dedi. Kendisine de söz vereceğim. Belli Özkan'a farklı sorularım var. Aynı şekilde Öne yanıma ve Özgün Emre Koş'a Ayrılmayın efendim. Tempolu bir şekilde tartışmaya devam.